GFR'si düşük bir hastada replasman tedavisini nasıl planlayalım, onu konuşacağız. İster hocam yer uygunsa bence arada arkadaşlar sorabilirler soru. Ben de aklıma gelirse Tabii. paylaşmak isterim. Hani biraz daha interaktif olabilir. Şimdi kronik böbrek hastalığı prevalansı dünyada son 2 dekatta en çok artan 10 ülkeden bir tanesi Türkiye. 7. 8. sıralarda geliyor. Hastalık prevalansı artan. Neden bizim için önemli? Çünkü hem normal hastalarla karşılaştırdığımızda hem de böbrek nakilli hastalarda hemen hemen her yaş grubunda normal topluma göre 7-8 katı oranında daha fazla mortaliteye ilişkin önemli bir hastalık. Ben KBA konusunda veya diyaliz konusunda özellikle iç hastalıkları uzmanları ne bilmeli diye baktığımda açıkçası KBA dışında bir tanımlama göremedim. Hani Selma Hoca buradaysa bilmiyorum, o toplantılara katılıyor, belki söyleyebilir, bu konu konuşuldu mu? Özel bir diyaliz konusunda veya replasman tedavileri konusunda bir tanımlama yapılmamış. Ama kronik böbrek hastalığının hemen hemen bütün evrelerinde tanı koyma, süreçleri yönetme ve tüm sekonder primer korumaları yapma konusunda da geniş bir donanıma sahip olmalarını hedeflemiş Tupos. Şimdi bize bir hasta geldi, GFR'si düşük. Tercihen 30'un altındaki bir hastayı bir replasman diye planlıyoruz. Ondan daha erken evredeki hastalar acil bir durum gelişmedikten sonra pek gündem olmuyor açıkçası. GFR'si 30'un altına gelen bir hastayı replasman tedavisine başlamadan kabaca en az 6 ay önce bir nefroloji uzmanı muhakkak görmesini istiyoruz. Bizim kendi kılavuzlarımızda evre 4'e kadar iç hastalıkları nefroloji uzmanları beraber takip edebilir diye yazıyor. Evre 5'ten sonra, yani 15 GFR'den sonra iç hastalıkları uzmanlarının hastalığın devredilmesini istiyorlar. Evre 4'e kadar ise bu hastalığın iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilebileceği söyleniyor. Tabii GFR'si 30'un altına indiği bir replasman yöntemi belirlenecek. Bugün ben biraz diyaliz ağırlıklı konuşacağım ama tabii ilk şeyimiz organ nakli. Yani muhakkak bu hasta organ nakline uygun bir adaysa önce bütün hastaları değerlendirmeliyiz. Daha sonra da replasman yöntemi olan diyalizleri evde veya merkezde diyaliz olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bu yöntemleri konusunda hastayı eğitip hastanın da tercihini alarak en doğru kararı en doğru zamanda yapmamız bizim hasta sağ kalımını ve maliyetlerimizi direkt doğrudan ilgilendirmekte. Dediğim gibi 30'un altında planlama başlıyor. 15'in altından itibaren bir replasman yöntemini seçmemiz gerekiyor. Tabii bu farklı çalışmalarda GFR 5'in altına kadar bile bekletilen hasta grupları var ama biz genellikle 7 civarında GFR'ye hasta indikten sonra ek metabolik komplikasyonları olmadan GFR 7'ye kadar bekleyebiliyoruz hasta. Beklemeye çalışıyoruz ama tabii her hasta bunun için uygun olmuyor. Ya bir aracı akut böbrek hastalığı girebilir. Şurada gördüğünüz nedenlere bağlı. Bu durumlarda erken diyaliz gündeme gelebilir. Veya hastanın eşlik eden özellikle kardiyovasküler bir hastalığı varsa ve buna bağlı bir kontrolsüz kan basıncı, volüm yükü gibi burada gördüğünüz çeşitli parametreler varsa daha erken bir diyalizi kısıtlı hasta gruplarını düşünebiliriz. Diyaliz kararını çeşitli klinik ve laboratuvar bulgulara göre veriyoruz. Bahsedeceğim. Bu karar verirken bizim için belki en önemli basamak burası. Bu hastalar çünkü akut böbrek hasarına çok meyilli hastalar. Mutlaka akut böbrek hasarı bu hastalarda var mı yok mu? Çünkü kalıcı bir replasman kararı vereceksiniz. Bunun iyi ekart edilmesi gerekiyor. Şimdi GFR, kreatin laboratuvar değerleri malum 2 tane değer geliyor. Bunları nasıl değerlendirdiniz? 2 vaka örneğiyle anlatmaya çalışacağım. Bu bir tane hasta, gerçek vaka. Annesi böbreğini şöyle bir haberi herhalde gazetede yazdığını okuyorsunuzdur. Tabii anne operasyondan önce normal bir kreatinine sahip, GFR'si de normal. Operasyon sonrasında da hemen hemen GFR'sinin korunduğunu, kreatinin azıcık arttığını, GFR'sinin biraz düştüğünü ama evre 1'in bile olmadığını, yani 90'ın üzerinde korunduğunu görüyoruz. Aslında o sırada hasta 2 böbreğinden bir böbreğinin tamamını kaybediyor. Yani 1 milyon nefron kaybediyor. Fonksiyonel renal kitlesinin yarısını kaybediyor. Peki hastada ne oluyor? Hastanın kreatini 11, GFR'si 7 iken o böbreği kendisi alıyor. Onun kreatini 11'den 1'e düşüyor. GFR'si de normale dönüyor. Yani annede hiçbir değişiklik olmuyor. Anne o evlatta ise tam fonksiyon kazanma oluyor. İkinci bir hasta
Bu da 72 yaşında bir erkek hasta. Operat cinsi. Zaten kalbi hatırası var. Pirop değerleri 1,5'lar civarında. Ameliyata gidiyor. Tabii ameliyat süreçlerinden etkileniyor biraz. Akut böbrek hastalığı gelişiyor. Daha sonra stabilleşiyor ve bazal kreatin biraz üzerinde bir kreatinle taburcu olunca doktoruna başvuruyor. Doktor Bey'e başvuruyor. Hekimoğlu'na. Ve Hekimoğlu diyor ki ben ne yapacağım diye sorduğu zaman bol su içersen bu geçer diyor. Peki bol su içse hakikaten bu geçer mi? Hasta bol su içiyor. Hakikaten GFR'si bir miktar geriliyor. 1,23'ler hatta operasyon öncesinin altına iniyor. Peki acaba bu hastalık geçti mi? Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Şimdi bu grafik belki de nefrolojik en önemli grafiklerden bir tanesi. Şuraya bakarsak arkadaşlar şu noktalı çizgiye. Şuradan yukarısı normal GFR değerimiz. Şurası da işte bu normal kreatin değerlerimiz. Mesela bir bayanda kas kitlesi zayıf bir bayansı bu işte 110 diyelim 110'a 0,6 olabilir. İşte iri yapılı bir erkekte 100'e 1,2 civarına kadar zorlayabilir. Aldığı diyeti, yaptığı egzersizi, şurada gördüğünüz gibi yaşına, ırkına, kreatin ve GFR ölçüm tekniğine göre bu değerler değişebilir. Ama siz bu değerler içerisinde bir adama mesela bir nansteroid, yoğun nansteroid kullandı veyahut da bir kontrast verdiniz. 0,6'dan 1'e çıktı diyelim bu değer. %40 değişti aslında. Veya daha da fazla değişti pardon. %60'lar civarında değişti. Bunu herhangi iki kişi farklı zamanlarda, 3'er gün arada iki doktor gördüğü zaman ikisi de buna normal diyor. Aslında normal aralık içerisinde bir YFR kaybı var ama herkes buna normal diyor. Peki şuraya bakalım. Tabii şu değerleri o sırada ölçebilseydik aslında. Yani cistatin C'ye, Nigara veya Kimber'e bakabilseydik neydi? Şu dönemde bir akut böbrek hasarı normal değerler içerisinde yakalayabilecektik ama bunu günlük pratikte ölçemiyoruz. Çalışmalarda ancak bakabiliyoruz. Şu aralığa bakarsak yani 60'ın üzerindeki GFR'yi hastanemizin laboratuvarı bile normal kabul ediyor. Büyüktür 60 normal diyor. 60 ile 100 arasına baktığımız zaman bir önceki hastamız için olayı değerlendirirsek transplant olan hastamız için İki böbreği vardı, 2 milyon nefronu vardı. Bir tanesini kaybetti. GFR'si yine korundu. Yani yine şuradaydı o hasta bakın. Ama biz görüyoruz ki kabaca 1,5'lar civarında bir kreatinle geldiği zaman GFR'ler 50'nin altına iniyor. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Fonksiyonel renal kitlenin o kadar büyük bir kısmı kaybolması gerekiyor ki ancak bu değer bizim estimated GFR dediğimiz hesaplanan GFR veya kreatini anca o zaman yansıyabiliyor. Yani az önceki donör diğer böbreğinin de eğer %30'a bir hasar gelmediği sürece en azından kabaca kreatini kesinlikle artmıyor. O yüzden bizim gördüğümüz kreatin değerimizi yanıltabilir. Buna bu gözle bakmamız lazım. Bunun önemi nerede ortaya çıkıyor? Mesela 1,7 idi az önceki hastanın kreatini. Şuralar civarında kreatini var. YF'leri 25-30'lar civarında demek bu. Zaten onun bir miktar daha altına indiği zaman, ikilerin üzerine çıktığı zaman aslında neredeyse diyezin kapısına gelmiş oluyor. O yüzden hani bir cerrahideki bir arkadaş bir kreatin 2'den gördüğü zaman 8'e kadar geçmesi için gereken sürenin 2'nin 2 katı, 2'nin 4'ün 2 katı 8. Yani 2 yıl, 2'ye kaç yılda gitti diyelim, 10 yılda gitti. O zaman önümüzde bir 10-20 yılda var gibi düşünebilir ama aramızda aslında önümüzde sadece aylar kalmış oluyor. O yüzden bizim kreatin yüksekliklerinin özellikle 1,5-2'nin üzerindeki bir değerden sonra hastanın çok hızlı bir şekilde replasmana gidebileceğini, yakın takip gerektiğini ve replasman tedavisinin artık hemen hemen 2,5-3 değerlerin üzerinde planlanması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden ölçtüğümüz GFR'nin tam bir renal fonksiyon kitlesini her zaman yansıtmadığını bilmemiz lazım. Nitekim bu hastaya bakıyoruz. Serum kreatinini bol su içmeye bıraktığı zaman, çünkü bol suyun bir konveksiyon etkisiyle kreatin düşürücü etkisi olabilir hakikaten. Ama normal su içmeye devam ederse kreatin tekrar eski değerine geri döner. Evre 3 KBH demektir bu. Çok yakında replasmana gidecektir. Diğer hastamız ise evet şu anda GFR'si korunmuş görünüyor ama tek böbreğini kaybetti. Solid böbrek şu anda düzenli bir nefrolojik polikliniğe gelmesi lazım. Bu canlı vericilerde uzun dönemde KBH'yi maalesef bazı hastalarda görüyoruz. O yüzden bizim akut ejmede progresyon mu akut ejme mi bunu mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım. Kreatin artış hızı ve GFR azalma hızına göre akut ejme var mı yok mu? Akut ejme de eğer var ise
klasik akut böbrek hasarına neden olan özellikle prevener ve post dönemler nedenler başta olmak üzere muhakkak her hastayı polikliniklerde veya yatan servislerde gördüğümüz zaman konsültasyonlarda değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü KBA hastaları GFR azaldıkça başta volüm kaybına giden durumlar olmak üzere prevener azotemiler oldukça duyarlı böbreklerdir. Çok kolay akut böbrek hasarına girebilirler. Yanlış bir replasman kararı vermemek lazım. Burada da en önemli dediğim gibi durum anamnezde genellikle tespit edilebilecek bir volüm eksikliği nedeni, sistemik enfeksiyonlar ve genelde nefrotoksik ajanlar. Tabii böyle bir hastada bazen bu her zaman kolay olmayabilir. Orada bize yol gösterici KBA için en önemli bulgu ultrasonu küçük bir böbreğin olması. Ama mesela uzamış bir akut böbrek hastalığında anemi, nöropati, kemik hastalığı, paratoroma yüksekliği bir şeyler olabilir. Mutlak var dedirtilmez kronik böbrek hastalığında ama küçük bir böbrek bu konuda bize yol gösterici olabilir. Sorun vardı yok. Peki bu anlamda replasman tedavisine ne zaman başlayalım? Erken başlasak bir şey değişir mi? Yani 15'ten önce hangi rakam bizim için ideal olur? Bunu şu birçok çalışmada denenmiş. Ben bir iki tanesini buraya getirdim. Onun üzerinde ya onun altında başlamışlar. Mortalite açısından bir fark çıkmış. Hatta bir çalışmada GFR'si 5'in altına kadar beklenende sağ kalımın daha iyi olduğu görülmüş. O yüzden biz genel ortalama metabolik bir komplikasyon yoksa 7'nin altında beklemeye çalışıyoruz. Peki hangi belirtiler? Klasik bildiğimiz aslında şeyler. Bunlar bir rakam vermek, bilerek rakam vermedim. Çünkü çok tartışılabilir bunlar. Potasyum mesela 5 mi, 5,5 mu, 6 mı? Bu hasta bazı değişebilir. Aritmiye meyili varsa 5-5,5'da da alabilirsiniz. Her şey normalse, diyetine uyuyorsa 6-6,5'da bekleyebilirsiniz gibi. Klasik işte volüm yüklenmesi, kemik mineral hastalığı, kardiyovasküler hastalığı, kulağın kusma, iştah hastalığı, inatçık kaşıntılar, birinin anemi gibi nedenler bizim diyaliz endikasyonlarımız arasında yer alıyor. Şimdi bir hasta, bizim klinimize yakın zamanda yatan bir hasta, bir aylık hipertansiyonu var. Kendi bildiği. Eforla çabuk gelişen çabuk yorulma şikayeti, halsizlik, PRD, ortopne, bulantı, çift görme şikayetleriyle bize başvuruyor. Daha önce bir nevroz geçirme, tam adını bilmiyor, öyle söylüyor. Nevroz geçirmekle ilgili öyküsü var. Fizik muayenesinde bir volüm yükü bulgusu var. Onun dışında diğer testleri ve klinik bulguları normal görünüyor. GFR'si oldukça düşmüş. Diğer sınırına gelmiş. 9. Fosforu kötü. Asit dozu var. Paratormon yüksek. Gözlüğüne bakıyoruz. Etiyoloji tarafa amaçlı. Yeni tanı hipertansiyonu var ama gözlüğün mal hipertansiyonu uyumlu. Ultrasonunda belirgin bir patoloji yok. Boyutları normal yani. Biz burada boyutlar dışında açıkçası korteks medulla hatlarının işte ayrılmaması dışında hemen hemen hiçbir bulguyu çok fazla KBH lehine kale almıyoruz. Yani ekojenitesi grade 4 artmış, akut böbrek hasarında da artabilir. Enfeksiyonlarda da artabilir. Bizim için en önemli kriter boyut. Hastanın boyutları normal. Tabii yeni tanı olması, olası bir KBA'da transplantasyonun gündeme gelecek olması, transplantasyonun primer hastalıkların nüksüyle de ilişkili olması da diyelim. Tüp hastalarda mutlaka biyopsiyi öncelikliyoruz. Biyopsiyi yapmışız, TMA ile uyumlu gelmiş. Tabii TMA deyince diğer nedenler araştırılmış ama tabii malign hipertansiyonu bunun etiyolojisinde bir faktör olduğu düşünüldüğünden bu aslında mal hipertansiyonu var, kronik böbrek hasarı düşünmüş. Çünkü %50'den fazla siklerozu var. Yine o civarda interstisyel fibrozis var ve hastaya son dönem böbrek yetmezliği ön tanısı düşünüldü. Şimdi bu hastaya replasman tedavisi planlamak için acaba neyi tercih etmek lazım? Bizdeki Merve Feyza burada mı? Buradayım hocam. Ne dersin? Böyle başlayalım Merve. Yani replasman yöntemi olarak sen buna ne diyorsun? Başından dinleyebildin mi? Dinledim hocam, dinledim. Yani bir hipertansiyon öyküsü var, KBA klinik bulgular var, ek komorbiditesi yok gibi görünüyor, nevroz yani bilmiyoruz. Aslında bizim görüşmemize bir içe kapanık bir hali vardı onun dışında. Çok fazla bir şey yoktu. Diğer KBH bulguları dışında da bir şey göremedik. Cevap yok mu? Yani peki tamam. Uzatmayalım bence. Vakitimiz devam edelim.
Şimdi replasman yöntemlerimiz birincisi organ nakli. Söylemiştim. Tabii yaşam süresini, yaşam kalitesini en iyi bize sağlayan ve maliyeti en düşük yöntem. Onun dışında hemodiyez, peritonediyez yöntemlerinden birini seçeceğiz. Son dönemlerde konservatif palyatif tedavi diye bir şey gündeme geldi. Bilmiyorum. Belki sizin hasta gruplarınıza da çok sık gündeme geliyordur. Yani ileri organ yetmezliği, kanser gibi veya tedavi ettiği nedenlerden ötürü palyatif tedaviler bizde de artık giderek belli bir oran kazanmaya başladı. Bunlardan birini seçecek. Acaba hasta bunlardan hangisini bulur? Tabii son döneme hazırlık amaçlı biraz geç gelmiş bir hasta. Biz herhangi bir komplikasyon yoksa mutlak kontraindikasyonu bütün hastalara organ naklini öneriyoruz. Peki mutlak kontraindikasyonlar nelerdir? Aktif bir manitenin olması organ naklini engel olacak. Yani servisi kısa bir hasta. Veyahut da diğer bir organ yetersizliği olabilir. Mesela kalp yetersizliği, karaciğer yetersizliği, ileri tarafında göre evreleri. Aktif enfeksiyonlar gibi, MI gibi veyahut da hastanın sizin ve koordinasyonunu bozacak düzeyde olan psikosomatik hastalıkların olması lazım. Bunlar mutlak kontraindikasyonlarımız. Esten mesela 60 yaş üstüne yapılmazdı. Böyle bir kavram yok. İşte primer hastalığı diyelim FSGS olanlara biraz korkulurdu. Hüs olanlardan çekilirdi. Bunları da artık açtık yeni tedavilerle birlikte. Onun dışında hepatitli hastalar, obez hastalar, HIV'li hastalar, ileri olmayan evre bir mesela child astiroz hastalar gibi bütün hemen hemen hastalara bir şekilde organ naklini yapabiliyoruz. O yüzden tüm hastalar havuza girmeli ve değerlendirilmeli diyoruz. Bunu yaparken de yine yaptığımız şey diğerizde olduğu gibi YFRS 30'un altındaki olan her hastayı organ nakline havuzuna dahil ediyoruz ve burada preemptif böbrek nakli dediğimiz yani hastanın herhangi bir diyalize girmeden direkt KBA nevresi ilerledikçe alıcısının hazırlanarak canlı varsa değilse de kadavradan hiç diyalize girmeden yaptığımız organ naklini tercih ediyoruz. Çünkü bu sağ kalın verileri en iyi olan organ nakli grubumuz. Şimdi bundan sonra birkaç tane slide transplantla ilgili vereceğim. Bu neden bence önemli? Şimdi periferi gidiyorsun mesela Merve. Bir ilçe devlet hastanesine gidiyorsun. Burada aslında standart yapabileceğin ve iyi bir anamnezden sonra karar verebileceğin bir hastada çok rahat organ nakli yapabilirsin, olabilirsin ve olmazsın diye bir cümle sarf edebiliriz hastaya. Ki orada şöyle bir durum var. Bir hastaya bir diyaliz kararı veriyor, onu bir diyaliz ünitesine gönderiyor. Ülkemizde replasman tedavilerinin %80-90'ı maalesef hemodiyaliz. Burada da kimse bir daha hastaya organ nakli hakkında bilgi vermiyor. Siz gittiğiniz zaman genelde daireci olarak buralardan sorumlu oluyorsunuz. Lütfen bu hastalara daha önce organ nakli konusunda bilgilendirme yapılmış mı? Bir hazırlıkları var mı? Potansiyel canlı donörler olabilir. Bunlar var mı? Lütfen bunları sorgulayın. Sonra az sonra söyleyeceğim basit tetkiklerle bunları daha ileri bir merkeze bazı da hastayı külfete sokmadan çok rahat gönderebilirsiniz. Nakil öncesi değerlendirmedeki en önemli basamak az önce anlattığım gibi sistemik bir hastalığın, onun sağ kalımını etkileyecek sistemik bir hastalığın sorgulanması komorbiditede. İkinci önemli basamak da kardiyovasküler bir dokümenti ileri bir olası yani kardiyovasküler olay geçirme riski yüksek olan bir hastalık varlığının tespit edilmesi. Bu iki önemli basamak. Bunu iyi sorgularsanız hasta bir sonraki aşamaya geçebilir. Sonra laboratuvar testlerini yapıyoruz. Şuradaki laboratuvar testleri zaten rutin hemodinam büyük kimya hemostaz paneli diye düşünebilirsiniz. Ondan sonra ileri bir serolojik testler var. Sadece şu kısmı önemli. 40 yaşın üzerine geçmiş hem donörde hem alıcıda standart bir tümör anamnezi almaya çalışıyorsunuz. Yani mamografi belki de yapılabilir. Donörde alıcıda da keza işte 40 yaş üzerindeyse bir muayenesi, testis muayenesi, kolonoskopi, endoskopiler düşünülebilir. Ve bu hastayı bu değerlendirmeden sonra çok rahat organ nakline ve donörün de organ nakline uygun olmadığını çok rahat test edebiliriz. Hastaya sormamız gereken şey şu, karnı ameliyat olması için uygun mu? Yani basit bir batın muayenesi ve sonuçta bir vasküler anastomoz yapacağız yeni graft böbrekle. Batındaki ana arterlerinde yani iliyak arterlere yapılıyor bu anastomozda. İleri bir vasküler hasar düşündürecek bir hastalığı var. Mesela kredi kasyosu var bu hastalığı. Zaten tanık olmuş periferik arter hastalığı var mı? Damazları almıyor mu? Gibi basit bir değerlendirme ile cerrahiye uygunluğunu değerlendirebiliriz.
Kardiyovasküler hastalık bizim birçok nedenle bağlı. KVR sürecinde hemen hemen yani KVR ile ilişkin ne durum varsa işte kardiyovasküler hastalığa neden olabilir diyebiliriz. O yüzden bu konuda çok ciddi bir analiz almamız gerekiyor. Dokümenti kardiyovasküler hastalık var mı yok mu, risk faktörleri var mı yok mu diye. Buradaki amacımız ne? Başarılı bir organ naklinden hemen sonra hasta bir kardiyovasküler olaydan kaybedilmesi. Bunu bazen yaşıyoruz. MR geçiriyor, demin süresif tedaviler kesilmek zorunda kalıyor veyahut da aritmiden hasta kaybediliyor sağlam bir grafikle. O yüzden şu grup özellikle riskli grup. Yani zaten daha önce kardiyovasküler hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, koroner arter hastalığı olan ve bir de diyabetik hastalar ve periferik vasküler hastalığı olan sıra kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü. Bunu da çok rahat ikinci basamak devlet hastanesinde anamnezle bile halledebiliriz. Sonra risk faktörlerini, klasik kardiyovasküler risk faktörlerini aramaya çalışıyoruz. Ve yapabilirsek de bir dobutamin sitesi ekoyla ve sintigrafiyle aslında değerlendirmeye çalışırız. Amacımız nedir? Bir anjiyoplasti ihtiyacı var mı ameliyattan önce? Bunlar varsa bu hastalığı organ naklinin genelde dışında tutulurlar. Veyahut da işlemlerini yapıldıktan sonra bu işe aşamaya geçebilirler. Pirop değerlendirmedeki diğer çok önemli bir basamak da alt üriner sisteminin durumu nedir? Çünkü biz yeni bölgeyi, üreterini hastanın natif mesanesine bağlayacağız. Eğer hastanın diyelim nörojen mesanesi varsa, vezikül uretral rektüs varsa, post üreyal yok. Üretral valvi varsa bu hastalara siz yeni grafti sapasağlam taksanız bile o yine bozulacağı için basit bir işeme anamnezi, vur anamnezi, postrenal böbrek yetmezliği anamnezi alarak o sisteminde salim olup olmadığını çok rahat değerlendirebiliriz. Basit bir ultrasonla bunu ekleyerek. Yani aslında organ nakli hazırlık tetkiklerinin %80-90'ını ikinci basamak bir hastanede çok rahat yapabiliriz. Ve bu hastayı gerekirse ileri bir merkeze yönlendirebiliriz. Peki organ nakli yapamayacaksak veyahut da havuza dahil ettik, canlı vericisi yok, kadavra bekleyecek hasta. O zaman bir diyaliz hazırlığı yapmamız gerekiyor. İlk aşama hastaya bütün diğer yöntemlerini ayrı ayrı objektif bir şekilde yani bir nefrolog veya iç hastalıkları uzmanının bir taraf bir olmadan tüm detayları anlatması lazım. Hastanın yaşam tarzını öğrenmemiz, yaşadığı mekanı, yaptığı işi öğrenmemiz lazım. Ve buna uygun, sosyoekonomik durumuna uygun, tedaviye katılımına uygun bir yöntem belirlememiz lazım. Güncel tedavileri artık ikiye ayırıyoruz. Hemodiyez, peritondiyez diye konuşmuyoruz artık. Evde tedaviler ve merkezde tedaviler diye ikiye ayırıyoruz. Evde tedavileri de evde hemodiyez veyahut da evde peritondiyez olarak değerlendiriyoruz. Yine burada önce mutlak kontraindikasyonlara bakalım. Organ hakkında olduğu gibi. Mesela şiddetli vasküler hastalığı, yani fistül açılamayacak bir hastamız varsa, damarları oluşturulamayacak veyahut da ciddi bir kanama diyetezi varsa veya çok ciddi hemodinamik sorunları varsa hastanın, hipotansif, aritmik problemler varsa bunlara hemodiyaliz pek düşünülmez. Evde diye hemodiyaliz yapabilmesi için kardiyovasküler olay riskinin düşük bir hasta grubu olması lazım. Çünkü acil bir durum gerekirse müdahale edemeyebiliriz. Veya hastanın makine ve cihazları kendi başına işlemi yaptığı için görme işitme ilgili yetilerinin tamamen iyi olması lazım ki cihazı bunlar tamamen kendileri kullanıyorlar. Yani merkeze yaptığımız hemşirenin yaptığı işi evde hasta kendi kendine uyguluyor. Komplikasyonları dahi kendi yönetiyor. İlaçları kendi yapıyor. O yüzden belli bir eğitim düzeyinde olması lazım ve belli bir beceri düzeyinde olması lazım. Peritondiyez olarak da işte basına katıksal koymayı engelleyecek bir intestinal veya işte inflamatuar bir batında sürecin olması lazım. Bir tedavi uyumlu sağlayacak yeterli mental kapasitesinin olması lazım. Bu grup hastalara da peritondiyez yapamıyoruz. Peki bu replasman tercihlerini biz bir replasman tercihi seçerken neye dikkat ediyoruz? Aslında herhangi bir yani mesela bugün bir parasetamol da verecekseniz veya yeni bir kateter veya yeni bir tedavi yöntemi mesela COVID'de yeni bir işte tosilizumab veriyorsunuz. Bu kriterlere göre aslında onu da yapıyorsunuz. Yani tosilizumab verirsem COVID hastasının sağ kalımı artar mı, yaşam kalitesi düzelir mi, hastane yetişi süresi kısalır mı, maliyetleri düşürebilir miyim? Tabii KVH gündeme gelirse de ona özel metabolik durumlarda ek faydası sağlar mı? Buna uygun bir replasman modeli seçmemiz lazım. Acaba bu replasman modellerinin bu anlamda birbirlerine karşılıklı durumları nedir?
Yurt dışı veriler tabii. Elimizde çok fazla ülkemizin ait veriler yok. Buraya baktığımız zaman peritonit diyezi hastalarının sağ kalın verilerinin çok ılımlı da olsa hemodiyeze göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu 2005'ten sonra peritonitte teknik sağ kalın artıracak bir takım işlemler işte solüsyon torbaları değişti, ara bağlantılar değişti vesaire. Solüsyonlar farklandı. Daha bir yıl uyumlu solüsyonlar gelmeye başladı vesaire. Böyle çok anlamlı olmasa ılımlı bir peritonitte bir değişiklik var. Burada bir çalışmanın Finlandiya verisinin geçmiş retrospektif bir 10 yıllık tarama sonuçlarını görüyorsunuz. Burada hem merkez hemodiyezi, merkezde hemodiyez filtrasyon yapan hastalar da var bunun içerisinde. Ev diyezi yapanlar ve periton diyezi yapanlar var. Periton içinde manuel yapanlar da var, aletli yapanlar da var. Çalışma verilerine bakıldığında düzeltmeler gruplar arasındaki farklar kaldırılınca sağ kalın verilerinin hiçbir grupta birbirinden farklı olmadığı gösterilmiş. Yani yöntemin kendisinin diğerine bir üstünlüğü yok gibi görünüyor teknik olarak. Ve birçok sağ kalın analizi verilerini sistemden görebilirsiniz. Bunun özeti şu. Eğer rezidüel renal fonksiyon korunmuşsa, yani bunu da kabaca 100 cc ama erken dönemde belki 1 litrelerin üzerinde olabilir. 100 cc'nin üzerinde bir idrarı olan bir hastada erken dönemde özellikle periton diyalize başladıktan sonra periton çünkü bir süre sonra kullanılan solüsyonlar yüzünden periton membranı bozuluyor. Bu, özellikle ilk 2 yılda rezidüel renal fonksiyonu da korunuyorsa bu aslında periton diyezi birazcık daha üstün bir model gibi görünüyor. Daha sonra ise bu periton aleyhine dönüyor. Bir grup aslında hastalığın çoğunda diyebilirim. Yani şöyle düşünülebilir. Replasman tedavisine başlanacaksa rezidüel renal fonksiyonu varsa hastanın da batını buna uygunsa kendisi de uygun ve tercih ediyorsa sanki PD ile başlayıp HD ile devam etmek veyahut da evde HD ile daha sonra merkezde HD ile devam etmek daha iyi bir seçenek gibi olabilir. Sadece şu grup hastalara bakmak lazım. 65 yaş küçük demişim, pardon bu büyük olacak, yanlış olmuş. Büyük olan DM diyabetik ve bayan hastalarda bu üç özellik bir yerde varsa, hele bir de buna kardiyovasküler hastalık eklenirse hemodiyaliz birazcık daha tercih edilmiyor. Çünkü periton diyalizde daha çok problem yaşıyoruz bu hastalıklarında. Bunlar da direkt hemodiyalize başlanmalı gibi görünüyor. Hastaneye yatış sıklıklarına baktığımız zaman da bir miktar yine hemodiyalizin daha fazla hastane yatışıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Acil servise başvuru oranları yine birazcık hemodiyalize daha yüksek gibi görünüyor. Maliyetler keza öyle yine hemodiyalize biraz daha yüksek gibi görünüyor. E-hemodiyalizin de işine katıldığı bir çalışmada ev tedavileri olarak adlandırdığımız periton ve evde hemodiyalizin merkez ve satelit hemodiyalizi ya satelit hemodiyaliz şu, bu Avrupa'da var, bir ülkemiz uygulanmıyor. Bu merkez üniteye kişi kendi damar yoluna girmeye eğitimini alıyor. Günün herhangi bir saatinde, gece gündüz fark etmez. Haftada belli bir sınırı var yani ödeme, geri ödeme ile ilgili. Yani diyelim 24 saat girme hakkı varsa bir haftada, bir günde, bir haftada günün herhangi bir saatinde kendisi giriyor. Orada bir hemşire gözetimi olmadan sadece bir koordinatör hemşire var. Acil durumlara müdahale eden. Hasta kendi işlemini yapıyor. Bizde her şey merkezde hemşire kontrolünde yapılıyor. Şu uygulama bizde yok. Bunların evde tedavilerin bir miktar daha maliyetlerin düşük olduğu gösterilmiş. Yine keza yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti anketlerine bakıldığı zaman organ nakli ve periton diyezinin yine biraz daha üstün olduğu görünüyor. Ve iş gücüne, istihdama katkı anlamına bakıldığı zaman da yine ev tedavilerinin ve organ naklinin hemodiyalize göre birazcık daha üstün olduğu görülüyor. Tabii bizim hemodiyalizi yaparken bir amacımız var. Nedir? Böbreğin birkaç temel fonksiyonu var. İşte solid clearance, yani toksik maddelerin atılması, işte sıvı dengesi, asit baz dengesi, elektrolit dengesi diye özetleyebiliriz. Birçok fonksiyonu var ama burada o yüzden günlük üretilen azot bazlı özellikle toksik maddelerin atılması ile ilgili klirans bizim için sağ kalında önemli bir veri. Şimdi şurada normal bir böbreği görüyorsunuz. Normal bir böbreğin üre kreatin klirasları bu şekilde. Siz hem hemodiyalizde hem aralıklı periton diyalizinde hem sürekli periton diyalizinde veya aletli periton diyalizinde bu verilere baktığınız zaman hemodiyalizde düşük molekül klirans birazcık daha iyi. Orta molekül klirans ile periton diyalizinde biraz daha iyi. Ama böbrekleri normal böbrekle karşılaştırdığınızda %5'ini bile bazı noktalarda bulmuyor bu veriler. Yani günlük
yapması gereken solid kleransını biz hemodiyez veya periton diyezi %5'leri onlara bile yakalayamıyoruz. Neden? Bu tabii süreyle alakalı bir durum. Konvansiyonel diyezde yani günde 4 saat, haftada 3 defa 12 saat toplamda. Yani günde 24 saat böbreğin yaptığı işi bir hafta yaptığı işi biz toplam haftada 12 saatte yapmaya çalışıyoruz. Bunun sonucu yetersiz ortaya hemodiyez kleransı oluyor. Kan basıncı kontrolü yetersiz, kardiyovasküler hastalık, kötü fosfor kontrolü, interdiyaletik dönemlerde sürekli bir elektrot dalgalanmaları ve sonuçta getiren kardiyovasküler mortalite. Sonuçta burada da görüyorsunuz, transplant hastalarla karşılaştırıldığı zaman hem peritonda hem hemodiyalizde bu solid kleranz sorunları yüzünden, evet periton bir miktar üstün olabilir ama normal hastalarla karşılaştırıldığında oldukça kötü aslında birbirimiz. 5 yıllık sağ kalınlığının %30-40'ları geçmiyor maalesef. Ne hemodiyalizi ne peritoneyiz. Bu hasta diyabetikse kabaca 2-3 yılda kaybediyoruz biz bu hastayı hemodiyalizi girdikten sonra. Peki bunun çözümü ne? Süreyi uzatmak. Aslında diyaliz ilk kez başlandığı zaman evde başlanmış. Ve 24 saate yakın başlanmış. Tabi buna hem maliyet hem teknik imkanlar yeterli olmayınca bu sefer bu ne kadar acaba en düşük kliranse getirebiliriz gibi bir kavram ortaya çıkmış. Ama 1968 yılından beri Fransa'da küçük bir kasaba var. Şu turuncu olanlar, Tassin diye bir kasaba. Bunlar 1968'den beri hem hemodiyalizi haftada 3 defa 8 saat yapıyorlar. Bu şeylerden hiçbir zaman vazgeçmediler. Zaten maliyetleri daha yüksek ama hastaların hepsi normotansit neredeyse. EPO yarısından fazlası EPO kullanmıyor. Fosfor seviyeleri normal. Ve zaten inanılmaz bir sağ kalım verileri var. Bizde 5 yıllık %30 iken burada 10 yılda %75. Ki keza şurada görüyorsunuz hemodiyaliz süresini her seansta 30 dakika uzatsam biz 12 saat giriyoruz haftada. Bunu 15 saate çıktığınız zaman veya 18 saat üzerine çıktığınız zaman çok ciddi bir mortalitede azalma olduğunu görüyorsunuz. Bu konvansiyonel diyalizle intensif diyaliz yani yoğun diyaliz karşılaştırılan böyle olduğu gibi aynı zamanda bu rakamlar kadavradan organ nakli yapan hastalarda şu grafikte de görüyorsunuz. Karşılaştırıldığı zaman neredeyse haftada 3 defa 8-12 saat veyahut da her gün haftada 3 saat. Diyalize gelen hastalarda neredeyse kadavra organ nakline benzer, şu nocturnal hemodiyaliz demek yani gece hemodiyalizi, sık hemodiyaliz anlamına geliyor. Kadavrada benzer bir sağ kalım verisi elde ediyorsunuz organ nakli. Yani süreyi artırırsanız aslında siz çok iyi bir kliransle çok iyi bir sağ kalım elde edebilirsiniz. Nitekim burada İsveç Renal Kayıt Sistemi'nin verilerine göre evde hemodiyaz yapan ki bunlar yine haftada 3 defa, 5 defa dediğim gibi 3-4 saat, 6 defa 200 saat veyahut da 3 defa 8 saat şeklinde yapıyorlar bu diyalizi. 5 yıllık sağ kalım verileri %90'lara varıyor. Bu merkez diyalizine oldukça düşük. Neden ev diyalizi daha iyi? Az önce bahsettiğim nedenler işte. Tabii de bu da hastanın eğitime kendisinin bizatihi katılması da. Çünkü tedaviyi tamamen kendi yönlendiriyor, çok bilinçleniyor. Tedavi önemsediği anda da buna tedavinin başarısı da otomatikman olarak artıyor. Ama asıl olay volüm yükünün, fosforun iyi kontrol edilmesi, kan basıncının iyi kontrol edilmesi ve sonuçta da bunun yaşam kalitesini, hastanın diyetini, intradiyetik sorunların azalmasını ve mortalite azalması şeklinde bir tabloyu bize sağlıyor. Peki, diyaliz yöntemlerine baktığımız zaman sanki evde hemodiyaliz ve periton diyaliz bir miktar daha iyi görünürken dünyada ve Türkiye'de durum ne diye bakarsak hem dünyada hem Türkiye'de, Türkiye'de şurası, şu maviler hemodiyalizler neredeyse %80-90 herkes hemodiyalize geliyor. Yani birkaç ülke şurada işte Yeni Zelanda, Hong Kong ve Kuzey Avrupa ülkelerine çıkarırsak ki bunlar da oran %20'leri geçmez genellikle. Dünyada diyaliz hastası dediğiniz zaman replasman hastası eşittir %80-90 hemodiyaliz demek. Acaba niye durum böyle? Türkiye'de durum böyle. %80 yaklaşık hemodiyalize giriyor. Periton diyalizi yapan sadece %4'lük bir grup var. Evde hemodiyaliz yapan hasta sayısı da sadece 500 yani. Şu rakam binlere doğru yaklaşmaya başladı şu anda ama %1'leri bile bulunmuyor şu an. Bu farklılık acaba neyden kaynaklanıyor? Yani veriler kötü değil ev tedavilerinde. Hatta bazen iyi bile ama niye aksi bir durum var? Gündem acaba nasıl değişiyor? Bu pratik niye göre değişiyor? Bir buna bakalım. Aslında 2008'den itibaren ev tedavilerinde, periton diyalizi tedavilerinde ciddi bir artış olmaya başladı. Ama bu tabii
total hasta sayısı da giderek nüfus yaşlanmakla birlikte arttığı için o yüzde anlamında belirgin olarak sonuçlara yansımıyor. Aslında burada nefrologların yaptığı bir hata var. Mesela bir kongreye bizi çağırdıkları zaman hep şöyle yapıyorlar. Birimize peritone veriyorlar, birimize hemodiyalizi veriyorlar. Gelin diyorlar, birbirinize üstünlüklerinizi anlatın. Aslında bu çok doğru bir dil değil. Çünkü bunlar birbirlerinin üstünlükleri anlatılacak ilk tedavi yöntemleri değil. Neden? Son artık iki dekatta bunlar birbiriyle böyle eşitten ayrılırken şimdi birbirleri bütünleyici tedavinden biz bahsediyoruz. Yani hastanın o sağ kalan analizlerini anlattığım şekilde acaba periton diyaliziyle başlayabilir mi? Oradan hemodiyalizine geçebilir mi? O da olmazsa merkez diyalizi. Tabii bu arada organ nakli en ideal zamanda ulaştırılması gibi. Bir bütünleyici tedavi, birbirine üstün yarıştırıcı bir tedavi değil. Ki bu dilin değişmesi lazım nefrologlar tarafından. Yani peritoncular var, hemodiyaziciler vardır mesela bizim camiada. Bu yanlış bir dil gibi görünüyor. Buradaki en önemli basamaklardan bir tanesi bu farklı hemodiyazin üstün olmasıyla ilgili hastaların geç refere edilmeli. Nefroloji ünitelerine geç refere edilmeli. Çünkü bir bakılmış ki Amerikan verilerine göre hastaların yaklaşık yarısı bir nefrolog gördükten hemen ilk ay içerisinde bir replasman yöntemine geçiyor. Yani oldukça geç hemodiyaze başlıyorlar. Bu da bir grafik. Ortalama prevalans %30 ama %60'lara kadar bazı ülkelerde varıyor mesela Brezilya'da. Diyaliz öncesi nefrojiye geç gönderilen hasta sıklığı en az %30. Yani bir ay içerisinde bunlar diyalize başlıyor. O yüzden de az önce bahsettiğimiz eğitim aşamasını ve deplasmanın yöntemi aşamasını değerlendiremiyorlar. Bu aşamadaki en önemli bir sorun da bunu kliniklerde bize rotasyon veren arkadaşlar da görüyorlardır. Hastanın bir tedavi reddetme durumu ortaya çıkıyor. Yani hastanı reddediyor, tedaviyi reddediyor. Bazısı replasman bile başlamadan evine çıkıp gidiyor. Bu sürece alıştırabilmemiz için bizim elimizde bir zaman olması lazım. Yani organ nakli için en hızlı yapsanız bu kabaca 2 haftalık bir süre sürer. Ya da oraya bir kardiyovasyon hastalık girerse daha da uzun sürüyor. Donörü bile olsa canlı. Periton diyezi için keza kateter takacaksınız, bunun iyileşmesini bekleyeceksiniz. Damar yolu oluşturma süresi en az 3 hafta. Ev diyezi yapacaksanız eve bu hemodiyezin bizim su sisteminin aynısı eve kuruluyor. Bir altyapı çalışması lazım. Bu kabaca 1-2 aylık bir süreyi alıyor. Yani bizim en az kabaca bir aylık ideal bir süreye ihtiyacımız var. En düşük yani. Belki bunun 3-6 ay demek lazım ideali. Bu süreyi biz kullanamıyoruz gibi görünüyor. Ki bakın bir çalışma. Başvuran hastalara, erken başvuranlara bakılmış. Erken başvuranlara yani bir replasman tedavisine başlamadan önce erken başvuran hastalar değerlendirilmiş. Bütün başvurular içerisinde. Erken başvuranlara eğitimlerini yaptıkları zaman %60 hemodiyezi, %40 peritonu seçmişler. Ama geç başvuranların %90'ları mecburen hemodiyaz yapmak zorunda kalmışlar. Çünkü kateteri koyup en hızlı yapabileceğiniz yöntem o olduğu için. Diyalizin 4. ayından sonra bir PD'ye doğru bir geçiş oranı artıyor gibi görünüyor. Ama tabii gereksiz bir sürü hastane yatışları, kateter işlemleri buna eşlik ediyor. Ben bunun daha önce gelmeden önce verilerine baktım. Bizde de durum maalesef böyle. 20 hastalık, 4 aylık bir veriye baktık. Bunların 18'e acilen başvurmuşlar. Bunların belki de yarısı aslında poliklinikte takipli hastalar. Ve bunların 23 hastalık 20'sine biz de hemodiyaz başlamak zorunda kalmışız. Ve enteresan bir durumda aslında hemodiyaz kararı alınan 4 hastanın ciddi damar yolu uyumlu Doppler bulunduğu olmasına rağmen bu karar çıkmak zorunda kalmış. Yani ileride bu hasta belki 1-2 yıl içerisinde damar yolu sorunları yüzünden kaybedilecek. Yani geç başlamak demek eşittir hemodiyaz demek gibi oluyor. Peki neden geç sevk ediliyor hastalar veya geç mi sevk ediliyor? Tabii planlanamayan akut böbrek hasarları olabilir. KBA düşündüğümüz seyirde seyrederken birden hızlanabilir. Bunlar elde olmayan durumlar olabilir ama hastanın veya sağlık personeli kaynaklı durumları biz halledebiliriz. Şimdi eskiden mesela muayenehanecilik vardı. Hemodiyaz hekimliği, hem iç hastalıklar uzmanlarında hem nefrologlarda yaygındı. Bu biraz hemodiyaz merkezlerine hasta yönlendirmekle sonlanıyordu. O yüzden böyle bir yanlış tutum vardı. Hem bizde, belki dahili uzmanlarında, periferde bilemiyorum. Bu şimdi muayenehanecinin kalkmasından sonra açıkçası biraz düzeldi bu negatif durum ama tabii hala Türkiye'de hem hemodiyazın altyapısı hem de faaliyetleri hala çok güçlü. Biz, o yüzden birazcık o döneme bir kayma var. Hastalar hastalıklarını dediğim gibi reddediyorlar. Alışma sürelerini ideal süre geçiremiyorlar. Hekimleriyle kontaklarında problemler olabilir. Veyahut da periferdeki bir hekim, yani bu dersin bence en önemli kısmı o. Perifere gidip bu hastayı gördüğünüz zaman bu hastayı ne zaman sevk edeceğiniz,
hangi bulguların sonlarına daha hızlı gittiğinin gösteriliyor olması gibi nedenlerin hekim tarafından anlaşılamaması da geç nedenler arasında gibi görünüyor. Tabii bilgilendirme çok önemli. Bakın periton diyezine hemodiyeze giren bir hasta grubunda peritonla ilgili size bilgilendirme yapıldı mı diye sormuş. %70'e hayır demiş. Yani tedaviden bilgileri bile yok. Bu bilgilendirme aşaması bu işin en önemli aşaması ve yine burada görüyorsunuz erken dönemde başvurup bilgilendirme yapılanlarda periton diyezi tercihi daha çok olurken geç dönemde bu azalıyor. Ve yine burada başka bir çalışmada %40'a yakın el tedavilerinin eğitim yapılan hastalarda tercih edildiğini, önceliklendiğini görüyoruz. O yüzden eğer eğitim aşamasını hasta geçmezse burada sonuç ön hazırlık olmadan bir acil santral kateter yerleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da akabinde hastane yatış sürelerinin uzaması, bir de üzerine kateter enfeksiyonu eklenirse, bir de her kateter demek eşittir. O damarın mutlaka bir işlem bile belli oranda stenoziyle gider. Diyelim siz her yerine subkural vermeyen yanlış bir kateter koyduysanız hiç istemediğiniz bir şey. Otomatikten subkural vermenin darlığı demektir. Bu da eşittir. O kolda fistül başarısının çok azalması demektir. Tercihen o yüzden jugular kateteri tercih ediyoruz. Peki kılavuzların bu tedavi yöntemleri konusunda, kılavuzlar artık son dönemlerde her şeyde en plandalar. Ama bizim kılavuzlar kullanımız bu konuda net bir öneride bulunmuyor. Hemen hemen hiçbir kılavuzumuz. NICE kılavuzunda bir PDE'ye başlayabilirsiniz diye bir öneri var ama hastayı bilgilendirin. Hastanın şartlarına uygun herhangi bir tedaviyi tercih edebilirsiniz. Yani bunun aslında özeti anlamı şu, bunların birbirine bir üstünlüğü yok yani. Ama dediğim gibi uygun aşamalardan geçmediği zaman biraz hemodiyoz hastasında artış var gibi görünüyor. Aslında hemodiyoz için çok da ciddi bir altyapı da gerekiyor. Yani diyetisyeninden tutun, birçok işte damarları açılacak, ameliyathane gerekli, bir servis aracı, yemekhane, çok ciddi bir hemşire ekibi gerekiyor, bir sistemi tamiri teknisyeni gerekiyor. Çok ciddi bir altyapı lazım. Bir merkez tutulacak, bunun kira bedeli var vesaire. El tedavilerinde bu aynı sistem ele kuruluyor. Başına bir maliyet veriliyor ama kabaca bu maliyet birinci yılda amorti ediyor. Birinci yıldan sonra tamamen o gelir, yani işlem geliri dışında altyapı şeyi ortadan kalkıyor. Artı aslında yaşam tarzı ve günlük yaşam aktiviteleri çok daha iyi oluyor. Bunlar bizim hastalarımız. Periton diyezinde ise hastanın normal kendi odasında küçük bir cihazla, bu cihazla ücretsiz veriliyor firma tarafından. İşlemi de biz kendi odamızda ameliyat şartları gerektiğinden kendimiz uyguluyoruz. Çok daha düşük maliyetli bir tedavi. Türkiye için bir güzel tarafı var aslında. Yurt dışında tabii insanlar hani yaşlandıkça özellikle özel bakım yerlerinde kalırken ülkemizde yardımcılığı yani her evde ya bir gelin var, ya bir damat var, ya bir yakın var, yaşlanan insanlara ve bir bakan insan grubumuz var. Bunun da aslında özellikle yardımcılık tedavilerde hem hemodiyezinde hem periton diyezinde ülkemiz için ayrı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu yurt dışında maalesef yok. Peki bütün bunlara baktığımız zaman bize düşen nedir? Biz ne yapabiliriz? Replasman tercihleri konusunda. Hastayı multidisipliner ve kronik böbrek hastalığı eğitim polikliniği olan bir merkezde GFS 30'un altına indikten sonra mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Akran eğitimi denen bir olay var. Biz bunu klinikte uyguluyoruz. Yani hasta için ideal olduğunu düşündüğümüz tedaviyi tespit ettikten sonra yani hekim tabii bunu az önce en başta anlattığımız halkalı verilerine vesaire verilerine göre veriyor. Tabii biz bunu dikte edemeyiz o hastaya. O işi yapan bir hastayla bunu görüştürüyoruz. Yani hemodiyalizse, el hemodiyalizse, el hemodiyaliz yapan bir hasta olarak kendisi el hemodiyalizini anlatıyor. Onlar kendileri görüşüyorlar. Bu tabii bir sağlık personelinin gözetiminde yapılıyor. Onlar açıkçası bazen bizden çok daha iyi ikna ediyorlar aslında o tedavi yöntemlerini. Bu yüzden önemli bir başlık. Ve tabii ki altyapısı hazır bir nefrolojik kliniğin olması gerekli bir aşama. Bu anlamda da bizler hem bu multidisipliner eğitim polikliniklerini oluşturmak, hastayı bu anlamda eğitmek ve hem sizleri hem de yandar asistanlarımızın konuda beceri kazandırmak konusunda görevli ve yetkiliyiz. Ve bu konuda da ben en azından klinik olarak bu konuda hassasiyet gösterdiğimizi düşünüyorum. Ve bunu yaparken de muhakkak bütün alanları benim objektif bir şekilde bilgilendireceğiz. Hastanın isteğini göz önüne alacağız ve tedavilerin birbirine üstünde olmadığına göre tercihen e-tedavisi altında bir modelle başlayacağız. Bu daha sonra ileriki aşamalarda periton diyezi ömrü çünkü ona yetmiyor.
ve hemodiyeze geçebilir organ nakli olamazsa. Peki hastamıza ne oldu? Onunla kapatırsak. Bu hastanın bir canlı donörü vardı. Psikiyatri konsültasyonu istedik. Orada yaygın anksiyete bozukluğu tanısı aldı. Bu aşamada tedavi organ naklini bekletmemiz gerektiğini söylediler. Biz organ nakli hazırlık aşamalarını özellikle kardiyovasküler değerlendirmeye devam ettik. Eğitim polikliniğimize geçti. Atron eğitimini de aldıktan sonra hasta kendi isteğiyle evde periton diyetini seçti. Hala da başarılı bir şekilde hiçbir komplikasyon olmadan neredeyse 6 ayı geçti herhalde tedavisine devam ediyor. Yani evde bütünleyici entegre tedavileri öncelikle planlanmalı ve rezidüel renal fonksiyonu olan ciddi koma virüsü olan her hastalarda replasman tedavisinde sanki periton diyetinin önceliklenmesi organ nakli olamayacaksa doğru bir yöntem gibi görünüyor. Sağlığınız için teşekkür ediyorum.